Günaydın, Trivet'ten herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının genel itibariyle sıkı para politikasını sürdürmeleri ve faiz oranlarını arttırmaları piyasalarda resesyon ihtimalini arttırdı. Küresel borsalarda satıcılı bir seyir vardı ve dolar endeksi de çok hızlı bir şekilde değer kazandı. Özellikle euro dolar ve sterlin dolardaki hareketler aşağı yönde beklentimiz doğrultusunda devam ediyor. İngiltere tarafındaki gelişmelerle beraber geçtiğimiz hafta Cuma'dan bu haftanın açılışına doğru sterlin dolar paritesi %8'e yakın değer kaybetmiş durumda. Benzer bir şekilde İngiltere tahvil faizlerinde de hızlı bir yükseliş söz konusu. Bu haftanın özelinde haftanın son işlem günlerinde açıklanacak olan enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde enflasyon verisi açıklanacak ve Amerika tarafında da kişisel tüketim harcamaları PCE rakamlarını takip edeceğiz. Eğer burada yükseliş devam ederse bu tabii piyasalarda biraz daha kaygıyı arttırabilir. Zaten VIX endeksi de oldukça üst seviyelere gelmiş durumda, piyasadaki endişeyi gösteriyor. Tabii genel itibariyle bakacak olursak bu hafta içerisinde biraz da Fed başkanları, ECB başkanlarının ve Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar son derece önemli olacak. Genel itibariyle bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklama yapması bekleniyor. Bu noktada biraz daha Euro dolar paritesindeki hareketleri takip etmemiz yararlı olacaktır, ama ekonomik takvime bakacak olursak ekonomik takvim kanadında bugünün özelinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, ama öğleden sonra hem İngiltere tarafından gelecek açıklamalar, hem Amerika tarafından gelecek, hem de Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar oldukça önemli yer tutacak. Yine aynı şekilde Salı günü ve Çarşamba günü de biraz daha konuşma ağırlıklı ekonomik takvimin geçeceğini görüyoruz. Cuma gününe doğru geçtiğimiz zaman Perşembe günü Euro bölgesinde enflasyon verilerini takip ediyor olacağız yine. Bir takım başkanların söylemleri ön plana geçecek. Cuma günü ise en önemli veri akışının olduğu gün. Hem Euro bölgesinde, hem Japonya'da, hem İngiltere'de, hem de Amerika kanadında oldukça önemli veriler açıklanacak. O yüzden bu haftanın geneline bakacak olursak konuşma ağırlıklı veri takvimimiz var, ama Cuma günü ekonomik veriler biraz daha ön plana geçmeye başlıyor. Dolar endeksinin grafiğine baktığımız zaman dolar endeksi tabii Cuma günkü hareketlerle beraber 114 seviyesine kadar ulaştı. Daha önce bahsettiğimiz 110 bölgesinin üzerine yerleşilmesi sonrasında hareketin hız kazandığını gördük. Zaten beklentimiz doğrultusunda yaşanabilecek bir hareketti. Genel olarak piyasalarda resesyon havasının, biraz daha endişe havasının hakim olmasından kaynaklı olarak küresel borsalara baktığımız zaman önemli değer kayıplarının olduğu gözüküyor ve bu küresel çapta hem Avrupa'ya, hem Asya'ya, hem de Amerika'ya yayılmış durumda. Yine aynı şekilde VIX endeksine bakacağımız zaman da VIX endeksi Eylül ayında 22 değerlerinden Eylül ayının sonuna doğru 31 değerine kadar yükselmiş olması da endişenin net bir şekilde arttığını bize gösteriyor. Sterlin dolar tarafındaki hareketler tabii oldukça önemliydi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü İngiltere'de tüketici güveni son 37 yılın en düşük seviyesinde açıklandı. Açıklanmaya başlandığı tarihten itibaren en düşük seviyede açıklandı ve akabinde aynı zamanda İngiltere'de daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi Cuma günü Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar sonrasında maliye politikasının ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde ayarlanacak olması, yani genişlemeci bir maliye politikasına geçilecek olması, İngiltere'de de tahvil faizlerini oldukça hızlı bir şekilde yükseltti ve geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak %3,1-3,2 bandında hareket eden İngiltere 10 yıllık tahvil faizi bu sabah itibariyle %3,83 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Tabii bu genel itibariyle küresel piyasalardaki algıların bozulduğunu bize gösteriyor ki daha önce baktığımız zaman Amerika 10 yıllık tahvillerinde ve 2 yıllık tahvillerinde, Almanya tahvil faizlerinde benzer bir tablo vardı ve buna paralel olarak da DAX endeksinde de yine aynı şekilde Cuma günü kırılım yaşanmış durumda. Sterlin dolardaki harekete baktığımız zaman sterlin dolar tabii Cuma günü 1,12 seviyelerindeydi. Bu sabah 1,03 bölgesine kadar geri çekildi. Gün içerisinde düzeltme hareketi olacak mı, olmayacak mı, ya da İngiltere Merkez Bankası'ndan sürpriz bir toplantı veya faiz açıklaması duyacak mıyız? Bunlar da piyasa beklentileri arasında bulunuyor, ama ekonomik takvimde olmadığı için şimdiden bir şey söylemek zor. DAX endeksine bakacak olursak DAX tarafında önemli belirttiğim 12.430 puan seviyesindeki desteğin kırılmasıyla beraber satışların 12.150 puana kadar gerilediğini gözlemledik. Bundan sonraki süreçte biraz daha Almanya tarafında da
DAX endeksinde değer kaybı yaşandığını gözlemleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde şu anda 12.400 artık kuvvetli bir direnç konumunu aldı. Nasdaq tarafında da yine benzer bir şekilde değer kaybı sürüyor. Aşağı alanda 11.000 puan ve devamında 10.675 puan seviyeleri destek olarak izleyebileceğimiz bölgeler ama genel eğilim hala aşağı yönde olduğu için bu bölgelerin de aşağısına sarkmalar yaşanabilir. S&P tarafında da benzer bir tablo var. S&P'de kuvvetli destek olarak gördüğümüz 3640 seviyesinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Eğer gün içerisinde Amerika tarafından gelecek açıklamalarda da enflasyonu yavaşlatmak için para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğine yönelik mesajlar içerirse o takdirde S&P'de de 3640 puanın aşağısına doğru satışların geçmeye başladığını görebiliriz. Benzer bir tablo Dow Jones'ta da yine aynı şekilde satışların ön planda kaldığını bize gösteriyor. Tabii küresel çapta resesyon ihtimalinin artıyor olması, borsalarda satışın devam ediyor olması, enerji fiyatları tarafında da talebin azalacağına yönelik endişeyle beraber fiyatları düşürüyor. Petrol ve doğalgaz tarafında da çok ciddi değer kayıpları var. Cuma günü %4'ten fazla değer kaybetti. Hem ham petrol hem de Brent petrol. Ham petrol tarafındaki hareketler daha önce destek olarak takip ettiğimiz 81 dolar 40 sentin aşağısına geçmesinin ardından bu sabah itibariyle 77 dolar 50 sent yani yaklaşık olarak 4 dolarlık bir değer kaybı var destek kırılması sonrasında. Benzer bir şekilde Brent petrolde de yükseliş eğiliminin sonlanabileceğinden bahsediyorduk. Burada da 86 doların aşağısına geçilmesiyle beraber bu sabah itibariyle fiyatlar 84 dolara kadar gerilemiş durumda. Tabii petrol fiyatlarının değer kaybediyor olması ilerleyen süreç içerisinde belki biraz daha enflasyon oranları üzerinde pozitif bir etki meydana getirebilir. Enflasyonlarda yavaşlama görülebilir ama sanayi üretimlerinin düşüyor olması istihdam tarafında negatif bir tablo ortaya koyacağı için işsizlik oranlarında da ilerleyen dönemde artışın başladığını gözlemleme ihtimalimiz olacak. Cuma günü paylaştığımız bir diğer önemli grafik olan doğalgaz fiyatlarında da önemli olan 7,5 doların kırılması sonrasında omuz baş omuz formasyonunun çalıştığından bahsetmiştik ve yaklaşık olarak o günden bu yana da değer kaybı devam ediyor ve 6 dolar 80 sente kadar gerilemiş durumda. Ara destek bölgesi 6 dolar 80 sent ve 6 dolar 40 sent arasında bulunuyor. Eğer bu bölgelerin de aşağısına geçmeye başlarsa formasyonun hedeflediği seviyeler 5 dolar 5,5 dolar bölgesine doğru doğalgaz fiyatında da düşüş yaşanabilir. Euro dolar tarafında da yine aynı şekilde hareketler düşüş kanalının alt bandına doğru uzamış durumda. Daha önce Fibonacci teknik hesaplamasında destek olarak çalışabileceğini belirttiğim 0.97'nin de bu sabah itibariyle aşağısına geçilmiş olması bundan sonraki süreçte biraz daha 0.94-0.93 bandına doğru hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor. Ama tabii bugün ECB başkanının yapacağı açıklamalar oldukça önemli olacak. Eğer oradan gelecek mesajlarda toparlanma yaşanırsa o zaman yukarı alanda direnç bölgelerini takip etmeye başlayacağız. 0.97 seviyesi de direnç olarak izlenebilecek bir bölge. Altın tarafına bakacak olursak son olarak ons altın fiyatında da dolardaki kuvvetlenmeyle beraber 114 bölgesine gelmiş olması dolar endeksinin ons altında 1650 doların aşağısına baskılamış durumda. Bu sabah itibariyle 1625 dolarlara kadar değer kaybı devam etti. Bundan sonraki süreçte ara destek olarak 1610-1608 bandını takip edeceğiz. Tabii eğer ilerleyen dönem içerisinde Amerika'daki enflasyon beklentileriyle tahvil faizlerindeki değişim meydana gelir ve tekrar reel getiri negatife dönmeye başlarsa o takdirde ons altın talebinde de talep artışı yaşanabilir. Keza Asya ve Rusya tarafına baktığımız zaman o noktada da daha önce bahsetmiş olduğum gibi altın talebini arttırabilecek gelişmeler söz konusu. Özellikle Rusya'nın yeni bir altın standardına geçme planlarından bahsediliyor. Eğer ilerleyen dönemde böyle bir açıklama duyarsak altın tarafında da tekrar talebin yükseldiğini görme ihtimalimiz olacak ama şu an itibariyle ons dolar bazında baktığımız zaman altın tarafında aşağılıklar biraz daha aşağı yönlü kaldığı için satış baskısı biraz daha ön planda kalıyor. Ama yaşanabilecek geri çekimlerde destek bölgelerinden tepki alınmadan karşında temkinli olmakta yarar var. Gelişmelerin devamıyla Trabi Yatırım YouTube kanalında görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim.